Efendim herkese yeniden merhaba. Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump yönetimindeki kabinesinde son Dışişleri Bakanı'ydı. Rex Tillerson'ın yerine geldi ve Türkiye'yi hiç sevmeyen bir Dışişleri Bakanı olarak hakkımızda ileri geride konuşarak ve bir takım skandal kararları da imza atarak hayatımızdan geldi geçti. Mike Pompeo yıllarca New Yorklu bir milletvekiliydi. Şeyden sonra Donald Trump'ın seçiminden sonra 2017 yılında CIA başkanı oldu. 2018 yılında da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı oldu. Son olarak bir kitap yayınladı. Bir santim bile geri bir inç diyor tabii o. Bir santim bile geri adım atmadan. Yani Dışişleri Bakanlığı ve CIA Başkanlığı döneminde yaşamış olduklarını kendince anlatıyor. Ve bu anlatımları çerçevesinde de bana göre Türkiye'yi ilgilendiren 3 nokta öne çıkıyor. O yüzden sizlerle bu adamın yazmış olduğu bu kitap çerçevesinde bu 3 noktayı ayrı ayrı değerlendireceğim. Önce Türkiye'nin Suriye'deki Amerikan Birleşik Devletleri PKK ittifakına dönük mücadelesinin perde arkasını aktaran bölümü değerlendirmek istiyorum. Bu çerçevede de değerli meslektaşım Ragıp Soylu'ya da teşekkür ediyorum. Middle East Eye'da Twitter'da kitabı erken edinmiş, belli bizden daha erken edinmiş ve onun çevirileri çerçevesinde biz de bu konuda fikir sahibi olduk, sizlerle paylaşıyoruz. Esasında Pompeo'nun özellikle 2019 yılı öncesi ve hemen 2019 yılında yaşanılanlara getirmiş olduğu ifadeler Amerika Birleşik Devletleri PKK ittifakının nasıl Türkiye'ye ve Türkiye'nin bütün direnişlerine rağmen göstere göstere yapıldığını ifade etmesi ve devamını da sürdürmesi açısından önemli bir gelişme. Bakın ne diyor? Önce neden PKK ile ittifak kurdular? Dönemin Savunma Bakanı James Mattis, Mattis diyor ve Dunford, Irak'ın işgal komutanlarından o zaman Beyaz Saray'da askeri danışman, farklı bir endişesi vardı. Türkiye'nin ordusu IŞİD'i yenme kapasitesine sahip değildi. Şimdi burada Türkiye'nin ordusu IŞİD'i yenme kapasitesine sahip değildi cümlesi, kitabı iyi okuduğunuzda veya kelimeleri iyi seçtiğinizde şöyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsetmiyor. Türkiye'nin belli ki o dönemde Amerika'ya ben Türk Silahlı Kuvvetleri olarak arkadan destek vereceğim ama Suriye Milli Ordusu IŞİD'e karşı savaşacak. Çünkü onu yaptık biliyorsunuz Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da. Yani böyle bir deneyimimiz de var. Belli ki Rakka operasyonları ve diğerlerinde de benzer bir öneri götürmüşüz Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dunford Türkiye içinde eğitim gören Türk işgal gücünü görmeye gitti. Bu işte o Suriye Milli Ordusu, bizim ordu değil. Türkler bu ziyareti defalarca erteledikten sonra nihayet birlikleri gözden geçirmesine izin verdiler. Gördükleri onu Türklerin yoğun Amerikan desteği olmadan IŞİD'i yenme şansının sıfır olduğuna ikna etti. Bu aptalca bir varsayım. Çünkü Amerikan desteği olmadan PKK tek başına mı yendi yani IŞİD'i? Esasında Suriye Milli Ordusu'na Türkiye üzerinden verecekleri destekle çok rahat bir şekilde yenebileceğimiz bir düşmanı tamamen kendi stratejik hedefleri doğrultusunda PKK'ya yönlendirmişler ve bunun şimdi yazısını okuyorum ben size. Bakana SDF ile Suriye Democratic Forces, PKK yani, ile çalışması gerektiğini, başkana SDF ile çalışılması gerektiğini açıkladık ve kabul etti. Bu durumda Türklere kötü haberi vermek bendeniz ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'a düştü. Görüşme kötü geçti.
Beyaz Saray'da bir toplantıda IŞİD'i yenmek için Suriyeli Kürtlerle PKK birlikte çalışacağımızı söyledik. Bir odada hiç bu kadar çabuk patlayan öfke görmemiştim. Kalın, İbrahim Kalın ve Fidan, Hakan Fidan bağırdı, çağırdı ve ardından hızla odadan ayrıldı. Demek ki İbrahim Kalın ve Hakan Fidan'ın böyle bir delikanlı duruşu olmuş. Bunu buradan anlıyoruz. Bunu kimse söylemiyor bize. Al, Mike Pompeo bizi sevmeyen adam yazmış bunu. Beyaz Saray'da bir odada bas bas bağırıp Allah belanızı versin deyip çıkıp gitmişler. Güzel. Onlar için iyi. Yani demek ki Türkiye'nin çıkarlarını korumak için böyle bir sert davranış sergilemişler. Başkan Trump'ın biliyorsunuz Erdoğan'la ilişkilerinin iyiliği nedeniyle bizim Barış Pınarı harekatımıza destek, yani açıklık kazandırmıştı. Yani biz karışmayacağız diye. Sonra ortalık karışınca Mike Pence, başkan yardımcısı ve Pompeo gelmişti. Bakın orada neler olmuş. Bakın yani nasıl bir müttefikle karşı karşıyayız sözde. Erdoğan'ın sarayına vardığımızda hani Mike Pence geldi ya, Erdoğan şeyi ateşkes imzaladık 2019. Barış Pınar, ben o zaman ciyak ciyak bağırdım. 8 gün daha devam edin, şuraları dağılın diye. İşte o olay. Erdoğan'ın sarayına vardığımızda başkan yardımcısı Pence ile birkaç dakika baş başa görüşmek istedi. Yaklaşık yarım saat sonra ev sahiplerine başkan yardımcısını görmem gerektiğini söyledim nafile. 20 dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzinsiz koridora yürüdüm. Bu külliyede oluyor. Ve Erdoğan ile Pence'in buluştuğu odanın kapısını iterek açmaya çalıştım. İçeride Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. Kilitliydi. Daha sonra muhatabıma kapıyı kıracağımızı söyledim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani sen... ya. Amerikalılar kafayı yemişler ya. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Amerikan Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'nın toplantı yaptığı odanın kapısını kırmaya çalışıyor. Pence'in 2017'de Türkiye'ye CIA Başkanı iken yaptığım ilk ziyaretimde izlemek zorunda kaldığım 2016 darbesini anlatan aynı 3 saatlik videoya maruz kalmasından endişelendim. 2016 darbe videosu o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki bunun bir akıl sağlığı sorunu olduğunu düşündüm. Hiç öyle düşünmedim. O darbenin başarısızlığından dolayı çok üzgündüm. David Cohen'le beraber yaptınız zaten o darbeyi. Onun için sana iğrenç geldi, alçak. Ayrıca gerçek zamanlı olarak ortaya çıkan hassas konuları da tartışmamız gerekiyordu. O yüzden içeri girmeliydik. Kapıyı kırmak için külliyede, kapıyı kırmak için gösterdiğim gerçek çaba ekibimin Türk korumaların agresif bir tepki vermesinden endişelenmelerine yol açtı. Ama Türk korumalar hemen bana izin verdi ve sonunda müzakere etmek için hep birlikte odada oturduk. Ankara'daki müzakereler boyunca Kürt ortaklarımız PKK bizimle sürekli temas halindeydi. Adam bizimle pazarlık yapıyor, telefonunda Mazlum Abdi var. Ey, ey NATO, ey, ey! İsteksizce bu ateşkesle yaşayabilecekleri sonucuna vardılar. Vallahi ciddi misin? Koskoca Amerika bir terör örgütünün başında onay aldı, öyle mi? Bravo! Rusların yakın zamanda geliştirdiğimiz bir havaalanından büyük bir olasılıkla faydalanacağını düşünürsek en iyi anımız değildi. Müzakerelerde bir noktada haritaları bir masaya yaydık ve Amerikalıların bulunduğu yerleri işaret ediyorduk. Erdoğan bize pozisyonumuzdan emin olup olmadığımızı sordu. Onayladığımızda bana yalan söyledin diyen bir bakışla ekibine dik dik baktı. Ekibi kısa bir mola istedi. Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki 2019 yılında Barış Pınarı, Ekim 2019'da Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda öyle büyük bir gerginliğe yol açmış ki bir terbiyesiz, bir yani nasıl, nereden geldiği belli olmayan bir adam, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sıfatını taşıyan bir şahıs
bizim külliyede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamında kapı kırmaya kalkmış. Fakat bütün anlatılanlar esasında Türkiye'nin ve Türk kamuoyunun, benim gibi gazetecilerin ne kadar haklı olduğumuzu ve bir Kuvayi Milliye ruhuyla bu NATO'nun içinde kalınsa bile bu adamlarla sonuna kadar gerekirse İncirlik üssünü kapatarak nasıl mücadele etmemiz gerektiğini göstermesi bakımından önemli. Bunlar resmen bizim Suriye ve Irak cephesinde altımızı oyarken bizim de buna sessiz kalmamızı istemişler. Bu adam 2016 gecesi attığı darbe sürerken attığı tweette bu Mike Pompeo şöyle diyordu. Cevat Zarif, o zaman İran'ın Dışişleri Bakanı. Cevat Zarif ve İran hükümeti Erdoğan'ınki kadar demokratiktir. İkisi de totaliter İslamcı diktatörlüklerdir. Mike Pompeo bu. Böyle bir adamdan Dışişleri Bakanı üretmişler. O da gelmiş bizim külliyede kapı kırmaya kalkmış. Bu konuda külliyeden yapılacak açıklamaları da merakla beklediğimi ifade edeyim. Hoşça kalın.